Herkese merhaba. Bu videoda LG K11'in kutu açılışını gerçekleştiriyor ve ilk turu birlikte atıyoruz. LG K11, LG'nin giriş segment Android telefonu geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve bu ayın ortalarına doğru Türkiye'de de satışa sunuldu. LG K11, teknik özellikleri itibariyle giriş segment bir Android telefonu. 720p 5.3 inç ekran, 8 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel arka kamera var. MediaTek işlemci mevcut durumda bu telefonda. 1499 TL'lik bir satış fiyatı var. Böylelikle uygun fiyata bir Android deneyimi elde etmek isteyenler için LG K11 uygun gibi görünüyor. Kapağını kaldıralım ve karşımıza öncelikle üzerinde LG logosunun yer aldığı bir temizleme bezi çıkıyor. Bunu kenara koyalım ve daha sonra da LG K11'e erişelim. Başlıcı özellikler: LG K11'in ambalajında mevcut parmak izi okuyucusu, metal arka yüz ve düşmelere karşı dayanıklı gövde askeri standartlarla belgeleniyor. Uyumluluk taşıyor LG K11. Görmüş olduğunuz gibi arkada parmak izi okuyucusu var. 13 megapiksel kamera, flash bunlar var. Önde 5.3 inç ekran mevcut durumda. Güç butonu parmak izi okuyucusuna entegre edilmiş. Böylelikle LG K11'in açılışını gerçekleştirelim. Telefona birazdan bakalım. Devam edelim. Kutudan başka neler çıkıyor? Hızlı başlangıç kılavuzu ve SIM kart iğnesi burada. Daha sonra gördüğünüz gibi şarj adaptörü. Telefonda micro USB portu var. Dolayısıyla micro USB uçlu bir kablo. Kulaklık, standart bir kulaklık ihtiyacı görecektir. Ancak çok daha fazlasını beklememek gerekiyor. Kutudan çıkanlar bu şekilde. Şimdi bunları bir kenara koyalım ve LG K11'e biraz daha yakından bakalım. Evet, LG K11'in kurulumunu gerçekleştirdi. Kurulma esnasında parmak izi okuyucusunu tanıtabilirsiniz ya da bunu daha sonra gerçekleştirebilirsiniz ve kısa bir süre içerisinde LG K11'in ana ekranı karşımıza çıkıyor. Android 7 Nougat yüklü olarak geliyor. En güncel sürüm şu anda Android 9 Pie. Oreo ondan önceki sürüm var. Yani yazılım konusunda LG K11 sahiplerini biraz daha eski bir Android sürümünü bekliyor. Bunun üzerinde LG'nin alışmış olduğumuz kullanıcı arayüzü mevcut durumda ve LG telefonlarında görmeye alıştığımız uygulamalar, araçlar LG K11 kullanıcılarını da bekliyor. Kamera arayüzü de oldukça basit. LG K11'in düşük ışıkta da iyi bir performans gösterdiğini dile getiriyor. İncelemede buna da detaylı bir şekilde bakarız. Telefonun tasarımı giriş segment Android telefonlardan beklediğimiz tasarımda çok fazla iddialı değil. Ancak telefonun kenarlarını çevreleyen metal görünümlü bir şerit var. Bu şerit kulaklık jakı ve mikro USB portunun etrafında da çerçeve görünümünü alıyor. Bu da LG K11'e biraz daha hoş bir hava katıyor. Bu şekilde ilk izlenimlerimiz. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı yakında gerçekleştireceğimiz LG K11 incelemesinde bulacaksınız. Videolarımızı yakından takip etmek, hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.